Değerli izleyenler, Londra Mahallesi sıradaki haberle devam ediyor. Bu hafta lezzet duraklarında bir mekanın mutfağına konuk oluyoruz. Sevgili izleyiciler, Londra Mahallesi olarak iş dünyasından haberlerimizi ekranlarınıza yansıtmaya devam ediyoruz. Efendim, bu hafta catering sektöründe kullanılan malzemeleri işleyeceğiz. Şimdi Haringey'de çok yoğun olan bir restorana gireceğiz ve bakalım mutfak bölümünde bu malzemeleri nasıl kullanıyorlar, hep birlikte öğreneceğiz ve göreceğiz. Hadi hep birlikte içeri girelim. Baby, if we dance, come to the... Öncelikle bu mekanın şefleriyle kısa bir söyleşi yapıyoruz. Efendim, şimdi de bu mekanın hazırlık kısmındayız. Şefimizle tanışalım. Merhabalar şefim. Merhaba. Kolay gelsin. Sizleri tanıyabilir miyiz biraz? Teşekkür ederim. İsmim Mehmet Demir. 16 yıldan beri bu sektörün içindeyiz. Aile... Biz baba mesleğidir. Aşçılık ve hazırlık işi yapıyorum burada. Aşçılık ve hazırlık işi yapıyorsunuz. Dedik şefim, şu an tam olarak ne pişiriyorsunuz? Şu anda mercimek çorbası yapıyorum. Kocaman kazanlarla mercimek çorbası, evet, yapıyorsunuz. Bir, evet, yandan etimiz kaynıyor. Etimiz... Bir yandan burada ne var şefim? Mercimek kaynıyor şurada. Mercimek kaynıyor. Daha sonra bunların hepsini birleştireceğiz. Birleştirip mercimek çorbası çıkaracağız. Peki şefim, senin emeğinin tabii ki hakkı, önemi tartışılmaz. Ama bu emeğin yanında kullandığımız malzemelerin de önemi büyük. Kullandığın malzemeleri biraz bahsedebilir misin bize? Mesela iki tane kazlı fırınlarımız vardır. Şu görmüş olduğunuz büyük kazanlar var. Bu kazanlar önemlidir. Özellikle iyi olması gerekiyor. Çıkardığımız yemekler de ona göre daha temiz ve daha kaliteli ürün çıkartıyoruz ortaya. O yüzden fırınımız olsun, ondan sonra tezgahlarımız olsun, bunlar hepsi önemlidir. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımda fırıncı ablamız var. Kolay gelsin ablacığım. Sağ olasın. Ne açıyorsunuz? Lahmacun mu yapıyorsun? Lahmacun açıyorum. Peki lahmacun yapımında senin tabii ki emeğin olduğu kadar fırının da pişirme süresi, kalitesi önemli. Tabii ki. Peki fırının nasıl ablacığım? Bize biraz fırından bahsedebilir misin? Fırınımızı 350 derecede yapıyoruz. Hı hı. Ekmeğimiz de aynı öyle. Normal bir şekilde. Kaç tane lahmacun bizden çıkıyor? 12 tane lahmacun, 14 tane lahmacun, diyor, 24 tane lahmacun çıkıyor. 24 tane, evet, lahmacun çıkıyor. 12 tane burada, 12 tane de burada. Peki fırınından memnun musun abla? Memnunuz. Sevgili izleyiciler, şimdi bu güzel mekanın menajeri Sadullah Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Sadullah. Merhabalar. Kolay gelsin efendim. Sormak istiyorum, servis kısmının, daha doğrusu mutfağın servis üzerindeki etkisi tam olarak nedir? Servis bu işin beyni. Onlar olmadan biz burada hiçbir şey yapamayız. Bu işin içindeki en önemli faktör, işin mutfak kısmı, Capital Catering'e bize vermiş olduğu bu doğru ekipmanlar için gerek fırınımız gerek grillimiz için teşekkür ediyoruz. Bu işletmenin mutfak malzemelerini tedarik eden Muharrem Bey ile kısa bir söyleşi yapıyoruz. Değerli izleyiciler, catering ekipmanlarının öneminden bahsettik. Hatta restoranlara bizzat gittik ve buradaki işlevini, önemini görmüş olduk. Şimdi yanımızda Muharrem Bey var. Merhabalar Muharrem Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Az önce de seyircilerimize bahsettiğimiz gibi catering ekipmanlarının önemi çok büyük dedik. Biraz da kısaca sizden alabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Sizin de dediğiniz gibi mutfak malzemelerinin önemi çok büyük. Biz Capital Catering olarak İngiltere çapında her tarafa dağıtım yapıyoruz. Delivery'i kendimiz yapıyoruz. Kurmayı kendimiz yapıyoruz. Herhangi bir ürünü kendimiz de götürüyoruz. Kampanyada da geliyor. Orada kendimiz kuruyoruz. Bunlar display dolabı olabilir, döner makinesi olabilir, chips fryer olabilir, chips kettle olabilir, pizza oven olabilir, taşlı pizza fırınımız var. Raylı pizza fırınlarımız var, hamur makinelerimiz var. Yani kısacası mutfak malzemeleri deyince aklımıza gelebilecek her şey burada mevcut. Evet. Peki son olarak sormak istiyorum Muharrem Bey, müşterilerimiz size nasıl ulaşabilirler efendim? Tüne Parkliğine 2 dakikadır. Tüne Parkliğin parkın karşısındayız. Ayrıca bize Londra Mahallesi'nden ulaşabilirler. Sevgili izleyiciler, ileriki programlarda size iş dünyasının haberlerimizi yansıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. İyi seyirler efendim. Baby,